Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Umarım kitabımızdan hoşlandınız. Yeni yeni kelimeler öğreniyoruz. Bakalım bu bölümde, bitkiler bölümünde neler öğreneceğiz arkadaşlar? Hangi kelimeler öğreneceğiz? Buradan devam ediyorum. Evet, plants. Plants bitki demek arkadaşlar. Evet, şöyle gelelim. Evet, deserts are very dry places. Yani çöller oldukça kuru yerlerdir. But plants can still grow there. Fakat yani buna karşın diyelim arkadaşlar. Buna karşın yani bitkiler halen buralarda yetişebilir, üreyebilir, yani gelişebilir anlamında çeviriyorum arkadaşlar. But plants can still grow there. Yani halen orada bitkiler yetişebiliyor şeklinde çeviriyoruz. Şöyle gelelim arkadaşlar. Desert plants collect and use water. Yani çöl bitkileri arkadaşlar yani suyu toplar ve kullanır. Bakın suyu toplar ve kullanır evet. In special ways, yani kendilerine has yöntemleriyle, yani özel yöntemlerle mesela suyu toplar ve kullanır anlamında arkadaşlar. The cactus has big roots. Mesela kaktüslerin mesela arkadaşlar oldukça büyük kökleri var. So bu nedenle it can collect water fast when it rains. Yani yağmur yağdığı zaman yani bu kaktüsler arkadaşlar hızlı bir şekilde collect water yaparlar. Yani su toplarlar. Evet. It stores, mesela bakın, it stores water in its stem for when there isn't any rain. Yani bu kaktüsler arkadaşlar, yani yağmur yağmadığı dönemde, yani bu suyu nerede toplarlar? It stores, yani store, biliyorsunuz ki arkadaşlar, toplamak mesela bir ambar gibi mesela, yani tutmak anlamında. In its stem, yani dallarında tutarlar. Yani kaktüsler suyu dallarında tutarlar. Yani mesela yağmur yağmaması olasılığına rağmen. When there isn't any rain, yani yağmur olmadığı zaman demek ki bu kaktüsler arkadaşlar suyu nerede tutuyorlar? Stemde, yani dallarında tutuyorlar. Buradan devam edelim. Many cactus plants have spikes. Yani birçok kaktüs bitkisinin dikenleri vardır. The spikes. Yani bu dikenler also collect water. Yani aynı zamanda bunlar da mesela su toplamaya yardımcı olurlar. And they stop animals eating the plant. Ve aynı zamanda yani hayvanların bu bitkiyi yemesini yani kaktüsü yemesini durdururlar şeklinde çeviriyorum. There are about 1200 different types of plant. Yani bu demek ki çöllerde arkadaşlar yani 1200'den farklı tipte bitki bulunmaktadır. Evet, in the Sahara Desert, yani mesela yani bu Sahara çölünde geri gelelim, bakın Sahara çölünde there are about 1200 different types of plant, yani 1200'den farklı, yani 1200 çeşit arkadaşlar, hemen hemen 1200 çeşit birbirinden farklı bitki bulunmaktadır. Evet. Mesela örnek veriyor. Diyor ki Welwitschia plant. Welwitschia plant arkadaşlar. Yani Welwitschia özel bir isim. Mesela Welwitschia bitkisi arkadaşlar. Gets water from fog. Yani suyu mesela sisten elde eder. Demek ki çölde meydana gelen sisten elde eder. Evet. Şöyle gelelim. Bakalım. Evet. The leaves collect the water. Yani bu bitkinin mesela yaprakları. Leaves yaprakları arkadaşlar. Yani suyu toplar. And it goes down into the soil. Sonra bu su arkadaşlar yani yere gider. Yani toprağa karışır. Toprağa karışır. Then the plant, yani sonra bu bitki takes up the water with its roots. Yani bu bitki suyu tekrar kökleriyle elde ederek mesela yukarıya çıkarır. Yani elleri yukarıya çıkar da takes up the water with its roots. Yani kökleriyle suyu tekrar toplar anlamında çeviriyorum. Şöyle gelelim. Bakın burada baobab tree. Mesela baobab özel bir isim. Yani baobab ağacı arkadaşlar grows in the deserts in Africa, yani Afrika ve Avustralya, yani Avustralya ve Afrika'daki çöllerde yetişir, yani oralarda bulunur. Bakın evet, Avustralya. Şöyle gelelim. Evet. It can store thousands of liters of water. Yani bu ağaç arkadaşlar yani binlerce litre su hapsedebilir bünyesinde diye çeviriyorum. Şöyle gelelim. Some baobab trees are more than 9 meters across. Yani bazı baobab ağaçları arkadaşlar yani 9 metre eninden yani 9 metreden daha fazla bir ene sahiptir. Across yani ene sahiptir. Yani genişliğe sahiptir anlamında.
Şöyle gelelim. Desert people can drink water from this tree. Yani bu çöllerde yaşayan diyor insanlar arkadaşlar. Yani bu ağaçlardan yani elde ettikleri suyu içebiliyorlar. Can drink içebiliyorlar. Neyi? The water from this tree. Yani bu ağaçlardan elde edilen suyu içebiliyorlar. Değerli arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Böyle bakalım. Evet. The seeds of many desert plants. Yani birçok çöl bitkisinin mesela tohumları can stay in the soil for a long time. Yani uzun bir zaman toprak altında. Yani oradaki o çölün kumunun altında, yani kum altında, toprak altında yani kalabilmektedir, yaşayabilmektedir. Yani tazeliğini koruyabilmektedir. Evet. When it rains, yani yağmur yağdığında they grow fast and produce flowers. Yani hızlı bir şekilde mesela büyürler ve çiçek meydana getirirler. Yani çiçekler meydana getirirler. Then they die. Sonra ölürler. But they leave seeds for the next time it rains. Yani fakat yani ölürler fakat yani bir sonraki yağmur için mesela ne yaparlar? Tohumlarını geride bırakırlar. Şeklinde çeviriyorum. Evet değerli arkadaşlar bir sonraki bölüm geldi. Bir sonraki bölümde farklı bir videoda hazırlamaya çalışacağım. Bakalım zannedersem bir 10 chapter'lık bir video var arkadaşlar. Bunları çevire çevire bu iki kitabını bitireceğiz. Buradaki kelimeleri öğrenmiş olacağız. Hadi bakalım.